Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İller ve Destinasyon Tanıtım Çalışması Osmaniye Turizm Tanıtım Paydaşları Ortak Akıl Toplantısına hoş geldiniz diyor. Alper Tanrıçık ben, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısıyım. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2183 nolu kanunu 15 Temmuz 2019 tarihinde özel hukuka atandı olaraktan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak çalışmaya başladı. 1 Ocak 2020'de benim bordroya girmemle başladı ve şu anda yaklaşık 80 kişiyiz. Merkezimiz İstanbul'da. Yönetim kurulumuz 15 kişiden oluşuyor. Bu 15 kişi Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Tanıtma Genel Müdürümüz, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, TAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Seyahat Ajansı'ndan bir yönetim üyemiz mevcuttur. Diğer 9 üye ise her bir bölgeden, coğrafi bölgeden birer tane. Marmara ve Akdeniz'de ki bu da Türkiye'nin turizm gelirinin %89'unu sağlayan bölgelerimiz. İkişer tane yönetim kurulu üyemiz vardı. 9 tane yönetim kurulu üyesi 29 Aralık 2019 tarihinde seçimle 3 sene için geldiler. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın amacı nedir? Misyonumuz nedir? Türkiye'nin turizm ve kültür markasını bütün dünyaya bir şekilde duyurmak, yaymak, geliştirmek, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ölümü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılmasıdır. Bugüne kadar Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün içinde, yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın içindeki Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tanıtma çalışmalarının tümünü şu anda biz yapmaya başladık. Bütün dünyada ve bu noktada da baktığınız zaman yurt içinde il kültür ve turizm müdürlerimizle çalışıyoruz. Yurt dışında ise bütün yurt dışı temsilciliklerimizdeki turizm ateşlerimiz ve müşavirlerimizle çalışıyoruz. İş etkinlik ve turizm ürünlerine baktığımızda neler var? Gastronomi, inanç, toplantı, kongreler, sağlık turizmi, düğün ve balayı, alışveriş, sanat, etkinlik, eğitim, kamp ve karavan, doğa macera, mavi yolculuk, spor, golf, hayat, bisiklet, spor deyince zaten birçok şey var. Bu sadece bazılarından bahsediyorum. Bizim niye burada olduğumuzu sorularsa eğer, biraz önce bahsettiğim gibi, eğer ürünlerimizi çeşitlendirmek istiyorsak, destinasyonlarımızı da çeşitlendirmemiz gerekiyor. Ve 2020 yılının başında esasında biz bu işe giriştiğimizde bunu yapmaya amaçlıyorduk ama kriz yönetimi moduna geçtik. Ve maalesef sadece elimizde tüm dünya tarafından tanınan markalarımız neydi? Antalya, Bolu, İstanbul, Kapadokya'yı tanımaya başladık. Bütün reklamlarımızla, bütün dijital pazarlama çalışmalarımızla onların altını çizdik. Biz sizden daha iyi bilemeyiz Osmaniye'yi. Osmaniye'yi bu şekilde siz bildiğiniz için turizm kültür ürünlerini siz bize öğreteceksiniz. Biz buraya sadece bir toplantı için gelmedik. Bundan sonraki toplantılarımızı da beraber yapmayız. Zoom üzerinden olur veya yüz yüze olur. Bir şekilde Osmaniye'yi daha iyi anlamak bilgi arkadaşımla ve bölgelerden sorumlu müdür arkadaşım Şevlem Hanım'la beraber ve diğer arkadaşımla beraber TGA'nın içindeki biraz önce bahsettiğim ürünlerden sorumlu ve uzman uluslararası deneyime sahip arkadaşımla beraber Osmaniye'yi daha iyi nasıl tanıtırız çalışmak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın bir tek amacı vardı. O da uluslararası tanıtımdır ama bununla beraber tabii ki yerli turiste de yönelik çalışmalarımız oldu. Özel sektörün, Osmaniyelilerin bu konuya el atması, yani turizmi tanıtmak için özel sektörün önde olması gerekiyor. Ben paydaşlar diye bahsettiğimde ilk müdürümüze sadece kamudan kişilerin gelmesini istemedim, kamu görevlilerinin gelmesini istemedim. Bütün özel sektörün de gelmesini istedim. Çünkü bu iş belki Sayın Valimizin ve artık camilerimizin koordinasyonuna yürüyebilir ama buna sahiplenecek olan sizlersiniz, artı zorlayacak olan devletimizdeki kademeleri zorlayacak olan, gerekli bakanlıkları zorlayacak olanlar veya kendi içimizden neler yapmamız gerekiyorsa Osmaniye'yi daha iyi tanıtacağımız ürünlerin ortaya çıkabilmesi için beraber çalışmamız gerekiyor. Sayın Valim, çok teşekkür ederim.